Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Rabbani'den 1. cilt 39. ve 40. mektupları okuyacağım inşallah. El-Mektubu Tasir ve Selasun 39. mektup. Sadr-ı Ezen ile Şeyh Muhammed el-Çeteri. Bir evvelki mektupta olduğu gibi bu da Şeyh Muhammed el-Çeteri isimli zata göndermiş. Ne hakkındadır? Fi beyani enne medar el emr, işin dayandığı şey, meselenin dayanağı alel kalb, kalp üzeredir. Bütün mesele kalbin üzerine devam ediyor. Hadis-i şerifte zaten buyurmuş ya, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, insanda bir et parçası vardır ki o salih olsa bütün beden salih olur. O fasit olursa bütün beden fasit olur. Nedir o? Ela vehyel kalp. Dikkat edin, o kalptir. Ben öyle yuftahu şeyun min mücerredil amali suriyeti ibadatı rusumiyeti. Hem sazlar. Sırf merasim şeklinde, adet şeklinde yapılan ibadetlerden bir netice hasıl olmaz. Bunu beğenecek. Rezakan Allah Subhanahu noksan sıfatlardan münezzeh olan, bütün kemal sıfatlara muttasıf olup, her türlü noksanlıktan münezzeh olan Mevla Teala Hazretleri bizleri rızıklandırsın. El-iğrazı amma sivahu. Kendisinden başka her şeyden yüz çevirmekle. El-ikbal ala Cenab-ı Kudsihi ve mukaddes tarafına, kendi tarafına doğru yönelmekle sizi bizi rızıklandırsın. Amin. Bi hurmeti seyyidil beşer, beşerin efendisi hürmetine el-muharrari an zeyhül basar, göz kaymasından korunmuş olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Aleyhi, onun üzerine olsun ve aleyhi ve aleyhi beyti üzerine olsun. Es-salavatü teslimat. Tüm salatlar ve selamlar. Öyle, bil ki ey muhtam, enne medar el emir, işin dayanağı, meselenin dayandığı nokta alel kalp, kalp üzerindir. Fe inkâne el kalbin meftunan, bakalım şimdi, eğer kalp vurgun ise, tutulmuş ise, müteallikan ve alakalanmış ise, bağlanmışsa, bigaril hakkı subhanehu ve teala, Allah-u Teala'dan başka şeylerle alakalı ise, tutkun ise, vurgun ise, başka şeylere takılmış ise, fezalikel kalbu, işte bu kalp, harabun ve ebteru. Haraptır, harabe gibidir ve ebterdir, bereketsizdir. Hayrı mayrı yoktur. Vela yahsul, adam namaz kılıyor, oruç tutuyor. Bir dakika diyor. Vela yahsul şeyhüm min mücerredil amali suriyeti surete amelleri, sırf işlemekle bir şey hasıl olmaz. İbadatı rusumiyeti, merasim şeklinde, adet şeklinde yapılan ibadetleri işlemekle netice hasıl olmaz. Bella butte min kullin min selametil kalp, kalbin selameti için ayrılık yoktur. Minel iltifati ila masiyahu teala, evet, kalbin selameti ve Allah'tan başka şeylere olan iltifatı yönelmesinden kurtulması için lazımdır. Evet, ve le amali salihati, hem de salih amel işlemek, bil bedeni, bedenle olan salih amel işlemek, kelleti emre şerif bi fiiliha, şeriat bunların işlenmesini emretmiş. Evet. Yani netice olarak sırf ibadet işlemekle bu iş hasıl olmaz. Vel bilakis la budde, ayrılık hasıl değildir. Neyden ayrılık hasıl değil? Min küllüm min selametil kalp, kişi sayacak. Kalbin selamet bulmasından, evet, neden selamet bulması? Minel iltifati ila masa ve teala, Allah'tan başka şeylere olan iltifattan, değer vermekten olan alakasından, tamamen kalbin kurtulmasından ve amali salihati, hem de salih ameller işlemekten. Onların öyle amellerdi ki el mütallakati bil beden, bedenle alakalı olan şeyler, namaz, niyaz, oruç, zekat gibi, bedenle olan, haç gibi bedenle yapılan ibadetler. Elleti emre şer biha bifiliha, şeriatın emretmiş olduğu fiilleri de yapmaktan ayrılık yoktur. Bir de kalbin selamet bulmasından ayrılık yoktur. İki şey. Tabi kalbin selamet bulması Allah'tan gayrı şeylerle alakasını kesmek de olur. Bu nasıl olacak? Lafla peynir gemisi yürümez diyorlar. Ve dava selametil kalbi bidun itiyanil amali salihati, salih amelleri işlemeden, ibadetleri yapmadan benim kalbim temiz, benim kalbim temiz. Bu iddia, bu dava batıletün, batıldır. Kema enne vücuder ruhu bila bedenin, nasıl ki beden olmadan, beden et kemik olmadan ruhun bulunması, ver mutasavverin fi hazihin neş'eti, şu dünya hayatında olur mu?
Hariçte ruh durmuyor ki. Ruh illa bedene geliyor. Onun bir kabı var. Dolayısıyla ameller, salih amelle işlemedikten sonra kalbim temizdir diyemezsin. Çünkü onun temizlenmesi salih amellerin işlenmesini gerektiriyor. Salih amel işlendikçe kalp temizleniyor. Ya. Kalbin temizliği alameti demek ki vücudun, bedenin salih amellerin işlemesidir. Ve husulul ehvalil kalbiyeti min gayri husulil amalis salihati el kalibiyete. Bedenle yapılan salih ameller hasıl olmaksızın kalbimde haller var, manevi haller var, şu var, bu var demek muhalin imkansızdır. Yani demek ki keramet, zuhurat, uçmak, havada uçmak, su üstünde yürümek falan gibi şeyler, bunların değeri nasıl anlaşılır? Bedenle salih amelleri işliyorsa, istikamet üzere şeriatı yazıyorsa tamamdır. Değilse onlar fuzuli. Karga da havada uçuyor. Suda, balık da denizin içinde yüzüyor. Kerametse o da keramet. Kesirun minel mülhidin, sapıkların pek çoğu yedde'une hazi dava, bu dava iddia ederler ki hazi zaman, bu zamanda. Yani namaz yok, niyaz yok, iman yok, bir şey yok. Adam kalkmış, bizde marifet var diyor. Bizde şöyle keramet var diyor. Bizde böyle hal var diyor. O istidraçtır. O helake götüren bir şeydir. Neccanallahu suman an mutekaddatihim seyyi'e. Allah da onların kötü itikatlarından bizleri kurtarsın, muhafaza etsin. Bi hurmeti habibihi, Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine aleyhissalatu vesselam ve tahiyye. Onun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem tahiyye tazim olsun. Evet, demek ki kalbin temizlenmesi için mutlaka zikir ve salih amel lazımdır. Ondan sonra kalbin Mevla Teala'dan başka şeylerle alaka kesmesi lazım. Başlangıçta direkt olmuyor, bir vasıtayla oluyor. Yani ashab-ı kiram nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi oldu, onu sevdi, ona, onun sevgisinde her şey mutlular. Aynı şekilde bu hali işlemenin yolu da kamil bir mürşid bulup muhabbetle ona bağlanmak, onun gösterdiği usullerle sünneti yaşayarak, ibadetleri yaparak manevi hale, manevi cereyana takılmak. Manevi cereyana takıldığı zaman zaten Mevla'nın cezbesine ulaştığı zaman mürşid kendini aradan çeker. Senin Mevla'nın nuruyla baş başa bırakır. El-Mektubul Erba'un, 40 numaralı mektup. Sadr-i Ezan ile Şeyh Muhammed el-Çeteri. Yine aynı şekilde Muhammed el-Çeteri isimli Şeyh Efendi yazılmış. Fi beyani tahsil-i ihlas. İhlası elde etmek. Bunu ben çek. El-Lezü ve çözüm minel eczai selaseti l-şeriatil garra. Parlak şeriatın 3 yüzü var. 3 yüzünden olan ihlas yüzü var. Bunu beğenecek. Ve enne tarikata vel hakikate, hem de tarikat ve hakikat hadimetani şeriatı, her ikisi şeriata hizmetçidirler. Ne usta hizmetçidirler? Bir tekmili hazel cüz'i, şu üçüncü cüz olan ihlas cüzünü kemale erdirmek için evet tarikat ve hakikat hizmetçidir. Emsal-i zariki buna benzer meseledir. Nahmeduhu, Allah'a hamd ederiz. Nusalli, salat okuruz ala nebiyyi. Nebisi Muhammed Mustafa Sallam üzerine salat okuruz. Ben Hüseyin'im, evet, selam olsun. Eyyel maktum, ey maktum, ey evlat. Katsara malumen li. Muhakkak benim için malum oldu. Benim için mesele anlaşıldı. Badetay menazili sülük. Seyri sülük menzillerini açtıktan sonra. Ve katı makamatil cezbeti. Cezbe makamlarında geçtikten sonra. Manevi cereyana tutulup işin hakikatine ulaştıktan sonra anladım ki ennel maksude min hazes seyri ve sülük. Şu manevi yolda yürümekten maksat tahsilü makamil ihlas, ihlas makamını elde etmektir. Havada uçmak değil, keramet göstermek değil, milletin kalbini okumak değil yani. Nedir? İhlas, sırf Allah için olmak. Evet. El merbuti husuluhu, o ihlas ki onun hasıl olması merbut bağlanmıştır. Bi fenail alihetil afakiyeti vel enfusiyeti. Afaki ve enfusi ilahların yok olmasına bağlıdır. Afaki ve enfusi ilahlar. Afaki hariçte, enfusi dahilde. Tabi bu putperestler için gayet kolay bir şeydir. Nasıl yani? Kolay deyince yani çok büyük bir suçtur da onlar putu yapıyorlar, heykeli mekeli. Onun karşısına geçip tapınıyorlar. Veya nefsinin kölesi olmuş, nefsine tapınıyor adam. Bu gibi şeyler putperest için kolay anlaşılıyor. Bir Müslüman için nasıl olacak? Burada işte ince husus var. Afaki ilahlar denince hariçte olan bir eşya düşünün. Hariçte mesela bir araba, güzel süslü bir araba veya bir süslü bir köşk, bir makam, bir madde, bir şey. Hariçte bir eşya. O eşyanın peşine takılan, onu elde etmek için namazı, niyazı, ibadeti terk eden aksan kişi Allah'ın emirlerini kırdığı zaman
o şeyi elde etmek için Allah-u Teala emirlerini terk ettiği zaman o onun nesi oluyor? Aslında ilahı oluyor. Ya maalesef. Onun için ne yapıyor? Çünkü Allah'ın yolunu engelliyor. O şeyin sevgisi kalbe konduğunu düşünün. Onun sureti kalbe girdiğini düşünün. İşte o kalpteki suret ne oluyor? Onun gönlünü meşgul eden bir şey oluyor. İşte onun batını ilahı oluyor. Ya. Ekseride bu iş nefsin tutkuları olur. Sevgileri olur. Kıvır zıvır takıntıları olur. Onlar onun batını dahili arzularıdır. İlah yani mabuduke maksuduke mabuduke derler. Maksud neyse mabudun ilahında odur. Ya. O yüzden tarikat dersi yapılırken her yüz başında ne diyorlar? Diyoruz. İlahi ente maksudi ve rızaça maktubi diyoruz. Ya Rabbi sen rızanı talep ediyorum. Seni kastediyorum. Sana ulaşmak istiyorum deyip sırf niyetimizi sadece Allah için yapmaya çalışıyoruz. Tarikat bize bu ihlası veriyor. İnşallah. O halde enfusi ve harici ve dahili bütün ilahları nefretmek, yok etmekle olur. Gazel ihlas, bu ihlas cüzüm min eczai şeriatı, şeriatın cüzlerinden bir cüzdür, ölümdür. Ve nil şeriatı selasete eczae. Çünkü şeriatın 300'ü var. El ilmu, vel amelu vel ihlas. İlim amel ihlas. İlim bilmek, amel tatbik, ihlas sırf Allah için. Peki, tarikat ve hakikat denen meseleler burada nereye girer? Onu söyleyelim diyor. Fettarikatu vel hakikatu, tarikat manevi yolculuk. Hakikat, o manevi yolculuktan sonra Mevla Teala'nın nurunun kişiye açılması, perde arkasına ulaşması diyelim. Bu iki hal, hadimetan li şeriatı, şeriata hizmetçidirler. Ne usta hizmetçidirler? Fi tekmili cüz'il ihlas. İhlas cüzünü tamamlamakta. Şeriatın 300'ünden olan ihlas cüzünü tamamlamakta tarikat ve hakikat hizmetçidir. Ve azze ve hakikatul emr. İşte bu bahsettiğim husus, işin aslı budur. Bazıların dediği gibi değil yani. Onlar şeriat, tarikat, hakikat diyorlar, bırakıyorlar. Öyle değil. Şeriatın üçüncü ihlas cüzünün kısmı oluyor. Tarikat, hakikat. Ondan sonra dön şeriatına kat. Lakin la idrekü küllü fehmi küllü ehadin. Herkesin anlayışı idrak edemez zaten bunu. Ve ekseru halkil alem, alemin ekser halkı kadidme ennu muhakkak mutmainni oldular, rahatladılar, huzur buldular. Neyle? Bil menami vel hayal. Uykularla, hayallerle, tasavvurlarla tatmin olmuşlar. Ve tefe bil cevzi vel mevz. Cevizle, bademle yetinmişler. Ufak tefek rüyalarla, zuhuratlarla aldanmışlar. Ve mâ zâidurikûne min kemâlâti şeriatin. Şeriatın kemalatlarından neyi anlasın onlar? Ve ennâ yasılûne ilâ hakikati tarikati. Tarikatın hakikatına nereden ulaşsınlar? Şeriatı adam bilmemiş ki kalkacak tarikatın hakikatine ulaşacak. Şeriatı inceliklerini bilmedikten sonra tarikatın hakikatine ulaşamaz. Evet. Vel hakikati. Hakikati, tarikati ve hakikati. Tarikatın hakikati var. Bir de ondan sonra bir hakikat var. Fe yez'umune şeriate kışren. Bunların ekserisi şeriatı kabuk gibi görüyorlar. Vel hakikate lübben. Hakikatte onun özü olan öz. Merkezi görüyorlar. Yani şeriat kabukta kalır. Öz hakikat. Kabuk ne olur? Kırılıp atılır. Öze alınır. Böyle demek istiyorlar. Değil. Vela yedurune melh ma hakikatul muameleti. İşin muamelenin aslı nedir onu bilmiyorlar. Bel yagterrune bitürhati sofiyeti. Bilakis sofilerin, dervişlerin hoş masallarıyla, hoş zuhuratlarıyla fitneleniyorlar, aldanıyorlar yani. Yeftetinune bil ahvali hallerle fitneleniyorlar. Vel makamati süfliyeti alçak makamlarla fitneleniyorlar. Tedavumullah subhanahu sebat tarif. Allah onları yolun ortasına, doğru yola ulaştırsın. Amin. Esselamu aleyna ve ala ibadina salih. Selam bizlere ve Allah'ın salih kullarına olsun. Amin. Burada şunu demek istiyor yani şeriatla tarikat iç ve dış gibidir. Elin dışı içinde ayrılmaz. Şeriat olmadan içi olmaz. Dış olmadan iç olmaz. Ruh olmadan beden olmaz. Beden olmadan ruh olmaz. İkisi beraber yaşayacak. O yüzden şeriat, tarikat, hakikat dön başa şeriatın hakikati. Bu başka bir mektupta bunu anlatır. Yani bazıları der ki şeriat tarikat hakikat. Hakikati buldum tamam bitti iş. Değil. Şimdi başında şeriat. Yani namaz. İlerliyorsun hakikat tarikat. Ondan sonra hakikat. Şeriat tarikat manevi yolculuk. Hakikat Mevla'nın nuruna ulaşmak. Sonra dön başa şeriatın hakikati. Namazın hakikati artık. Orucun hakikati. Zikrin hakikati. İşte ihlas o oluyor. Ne demiş Evliyaullah? Bu bir pergel gibidir. Çeviriyorsun pergeli. Nereye geliyor? Başa yere geliyor işte. Bu seri sülük çıktığı zaman yolun dönüp başladığın yere gelmektir. Efendimiz Aleyhisselam miraç etti. Yükseldi. Gerisin geri aynı yere geldi.
Nasıl geldi? Mevla ile beraber geldi. Mevla'yı buldu geldi. Donanımla geldi yani. O halde şeriat, tarikat, hakikat, dön başa şeriatın hakikat. Mevla inşallah işin meselenin doğrusunu anlamaya bizi muvaffak eylesin. Evliyaullah'ın mükemmelleri olan işte İmam Hatip Hazretleri ve onun yolunu da izleyenler, işte Efendi Hazretlerimiz, Mahmud Efendi Hazretleri bu yolun devamıdır. Mevla onların anladığı gibi anlamaya, onların kıldığı gibi namaz kılmaya, onların zikir gibi zikretmeye, onların nurunun aksiyle yani uzantısıyla inşallah nurlanmaya bizi muvaffak eylesin. Elhamdülillah.